şu anda gördüğümüze benzer değişiklikler yaklaşık 12 bin yıl önce ezici felaketin zirvesinden önce meydana geldi. Bu olaylar Aleros salınımı ve onu takip eden Younger Dryas buzulaşması olarak adlandırılıyor. 12.800 yıl önce küresel sıcaklıklar sadece birkaç yıl içinde 15 santigrat dereceye kadar yükseldi. Buz tabakalarının çoğu anden eridi ve dünya tam bir buzul çağından çıktı. O dönemde aşırı seller ve diğer doğal afetlerin yanı sıra yoğun bir deniz seviyesi yükselmesi yaşandı. Körfez akıntısı o dönemde durdu, tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Kansas Üniversitesi'nden bilim insanları yaklaşık 12.800 yıl önce dünyada tüm gezegen yüzeyinin onda birini kaplayan dev bir yangın olduğunu kanıtladı. Diğer araştırmacılar da 12.000 yıl önce Sibirya'da büyük yangınlar çıktığını saptırdılar. Benzer şekilde günümüzde de söndürülemeyen büyük ölçüde yangınlar giderek artıyor. Uydu görüntülerinin analizine dayanarak bilim insanları 10 ila 13.000 yıl önce Sahra Çölü'nde ve diğer bölgelerde bilinen en büyük kumulların oluştuğunu keşfettiler. Bu da Younger Dryas sırasında rüzgarların muazzam gücüne işaret ediyor. Bu dönemde rüzgarların kısa süreli olarak şiddetlendiği Grönland buz çekirdekleri verilerinden ve Alaska'daki araştırmalardan da belgelendi. Günümüzde dünyada Younger Dryas dönemindekine benzer olaylar yaşanıyor. Rüzgarların, kasırgaların, tayfunların ve hortumların şiddetlendiğini ve tüm şehirleri yok ederek yerle bir ettiğini görüyoruz. Tam olarak 12.000 yıl önceki döngü değişiminde çok yoğun bir sismik aktivite yaşandı. Bu radyokarbon verilerinin yanı sıra Younger Dryas'ın paleo-coğrafik yeniden yapılandırmalarıyla da gösterilmektedir. Aynı zaman diliminde 12.000 yıldan daha uzun bir süre önce şimdi olduğu gibi manyetik alanda ciddi bir zayıflama ve Göteborg gezintisi olarak adlandırılan bir kutup kayması yaşandı. Tüm bu ani değişikliklerin nedeni çekirdekteki değişikliklerin neden olduğu anormal magmatik faaliyet idi. Bu bilim adamlarının Younger Dryas'ta buzul çekirdeklerindeki toz ve asit yağmurlarının izleriyle kaydettikleri büyük ölçekli volkanik patlamalarla ifade edildi. Halls mağarasında bulunan tortuların analizi yaklaşık 13.000 yıl önce volkanik bir kışa ve dünya genelinde buzullaşmaya neden olan volkanik patlamalara işaret etmektedir. Younger Dryas'taki ani ısınmanın ardından aynı derecede ani bir soğuma meydana geldi. Bu olay megafaunanın kitlesel yok oluşuna neden oldu. Sibirya'nın kuzey yamaçlarındaki buzların içinde binlerce donmuş mamut ve diğer memeliler bulundu. Kromanyonların soyunun tükenmesi de dahil olmak üzere insan nüfusunda ciddi bir düşüş yaşandı. Tüm bu felaket olayları sadece birkaç 10 yıl içinde meydana geldi.